Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve sizin 4. evinizi aydınlatıp parlatıyor. Bu dönemde kendinizi yuvanızda, aile ilişkilerinde daha güçlü hissedebilirsiniz. Biraz daha ev yuva temaları, aileyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular gündeminize daha güçlü bir şekilde gelebilir bu dönem içerisinde. Hafta başında Ay Boğa burcunda olacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba öğleden sonra saat 16:45'e kadar Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Bu duygusal enerjinizi arttıracaktır, yaratıcılığınızı arttıracaktır. Ancak tabii ki hayatınızda özellikle sevgi temaları, yakınlarınızla yapacağınız duygusal paylaşımlar Ay burcunuzdayken biraz da öne çıkabilir. Yani duygusal ihtiyaçlarınız artabilir böyle bir dönemde. Günlük hayatınızda tembellik eğilimi artabilir. Biraz daha keyfe, konfora düşkün olabilirsiniz. İştahınız artabilir. Tüm bunları biraz dengelemek gerekiyor. Para konuları, maddi manevi güvenlik, kişisel bakım, güzellik, estetik ve benzeri faaliyetler içinde hafta başını değerlendirebilirsiniz. Gezegeniniz Venüs'ün artık Yengeç burcundaki ilerlemesi yakın çevre ilişkilerinizden de daha fazla destek alabileceğinizi gösteriyor. Bu bir tatil olabilir. Akrabalarla, aileyle, kardeşlerle daha fazla bir arada olma imkanları olabilir. Bir seyahat planı olabilir. Tüm bunlar için Venüs'ün pozisyonu da hafta boyunca sizi destekliyor olacak. Ve çarşamba öğleden sonra Ay ikizlere geçiyor. Haftanın ikinci yarısı çarşamba öğleden sonra ve özellikle perşembe ve cuma günleri para evinizden geçen Ay tabii ki parasal kazançlar anlamında sizin için destekleyici olabilir. Ay ikizlerde değişken bir enerji verir, meraklı bir enerji verir. Ticari konularda, eğitim gibi faaliyetlerde bereketli olabilir ayın bu geçişi. Daha fazla bilgi paylaşımı, konuşma, görüşme, toplantı, yazışma, hareket halinde olabilirsiniz. Ancak bazen değişken koşullar kafa karışıklıklarına yol açabilir. Özellikle parasal konularda daha dikkatli olmakta fayda var. Mars-Plüto arasında dik bir açı oluşacak. Ayın 13'ünde kesinleşiyor ama 12'si ile 14'ü arasında bu etkiyi hissedebiliriz. Koç burcunda Mars, Oğlak burcunda Plüto geçişi var. Mars-Plüto kare açıları sert açılardır. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da bazen çatışmalara, hatta kazalara, bazen doğa olaylarına yol açabilir, tetikleyici olabilir. Bu anlamda güvenlik alanlarında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Trafikte dikkatli olmakta fayda var. Genel sağlığımıza da özen göstermekte fayda var sevgili boğalar. Hafta sonu Ay Yengeç burcunda olacak. Daha duygusal enerjiler var. Seyahat etmek istiyorsanız kısa bir gezi, bir tatil programı olabilir. Hafta sonu için bunu organize edebilirsiniz. Ve özellikle çevrenizdeki kadın figürlerle ilişkilerinizin biraz daha güçlendiğini hissedebilirsiniz. Ve daha fazla iletişim var, daha fazla paylaşım var. Yakınlarınızdaki kişilerle ilgilenmeniz, hatta ziyaretler olabilir, görüşmeler olabilir, toplantılar olabilir. Bu anlamda hafta sonu sıcak temalar, özellikle yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirecek temalar gökyüzünde, gündemde olabilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.